Canım arkadaşlarım selamlar ben SML Hoca 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 17. testteyiz arkadaşlar 17. testte hemen sana fasikülümüzde 40 soru serisi problemler fasikülünde sevgili arkadaşlarım Bazı uyarıları da bulunacağım her videomuzun başında olduğu gibi sana soru işaret ettireceğim Hemen kalemini eline al ve koy kitabının üzerine Birinci, ikinci, 5. ve 6. sorular bizim için bu testte çok ama çok kıymetli. Özellikle sınav için kıymetli. Ha hocam diğer sorular çok mu önemsiz? Hayır. Diğer sorular da çok güzel ki çözünce zaten göreceksin. Fevkaladenin fevkinde sorular. Yalnızca bu 1, 2, 5 ve 6 benim hislerime göre tam anlamıyla ÖSYM sorusudur arkadaşlarım. Karşınıza sınavda çıkabilir diye işaretlettiriyorum ben bunları. Evet gençler Fasikülümüzde 1, 2, 1, 2, 5 ve 6. sorular demiştik. Lütfen işaretlemeyi unutmayın. Bu arada fasikülümüzü almak isteyen varsa da videonun açıklama kısmında satış linki mevcut sevgili arkadaşlarım. Çok ama çok cüzdi miktarlara satın alabilirsiniz. Hatta ve hatta bu iki kitabı birlikte sevgili arkadaşlarım set yapıp alabilirsiniz ki set fiyatı da şu an inanılmaz derecede indirimli. Hatta biliyorsunuz bu Kasım muhabbeti falan var ya Kasım muhabbetinden kaynaklı daha da indirilmiş sevgili arkadaşlarım. Ciddi anlamda ee, nasıl diyeyim ben size. hani Fiyatını vermeyeyim çünkü sürekli değişkenlik gösteriyor. Sonuç olarak bu videoyu 3 ay 4 ay 5 ay sonra izleyen öğrenci de 1 sene sonra izleyen öğrenci de olacak. Ama dediğim gibi ee, toplamda 168 sayfalık bir kitabı sevgili arkadaşlarım çok çok uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun bence kaçırmayın. Evet. Gençler artık hazırsanız geçelim dersimize abone olmayı ve tabii ki de videoyu beğenmeyi unutmadınız. Ben çok iyi biliyorum. Buyurun derse. Evet bakalım ilk sorumuza. Valla bir o kadar da deli gibi yorgunum açıkçası. Yani İnanılmaz yorgunum. Bugün 10 saat dersim vardı. Ve 10 saat dersin üzerine bir yere uğramam gerekiyordu. Oraya da uğradım. Apar topar eve geldim. Yemeğiydi, suyuydu, şu suydu, bu suydu. Bir hemen pantolonumu değiştirdim. Üst tarafım aynen duruyor. Allah da kirletmemişim falan. Ütüsü mütüsü de hiçbir şekilde bozulmamış gibi görünüyor şu an. Şu an buralarda biraz kırışıklık var ama sıkıntı yok. 10 saat dersin üzerine koşturmaca ve koşturmacanın ardından eve geldim. Şu an saat 23.20. Ben bilgisayarın başına yeni oturdum. E, yüksek ihtimal bu videodan sonra bir video daha çekerim. Ondan sonra nalları dikerim. Yani uyku önemli arkadaşlar. Ama ciddi anlamda bu aralar biraz uykusuz kalıyoruz. Ama sizler için değer mi? Değer gençler. Değer. Fazlasıyla değer. Evet bir bakalım sorumuz. Aşağıda içlerinde bir miktar su bulunan A ve B şişeleri verilmiş. Ve A ve B şişeleri hakkında aşağıdaki bilgiler biliniyormuş. A şişesinin hacmi B şişesinin hacminden 2 kat daha fazladır deniliyor. Şimdi çeldirici bu. Neresi çeldirici hocam? Genelde alışıla gelmiş olan A şişesinin hacmi B, şişelerin B şişesinin hacminin 2 katıdır olur. Sorular %90 bu şekilde cümleyle kurulur. Yani kaç katı olduğu verilir. Ama burada ne var? 2 kat daha fazladır diyor. Yani diyor ki sen B şişesinin hacmine eğer V dersen diyor. A şişesinin hacmi bunun 2 katı kadar fazladır. 2 kat daha fazla diyor. Yani bunun 2 katına 2V. Bunun 2V fazlası nedir o zaman? A şişesinin hacmi 3V'dir. A şişesindeki su miktarı B şişesindeki su miktarının 2 katıdır demiş. Yani burada K kadar su varsa burada 2K kadar su varmış arkadaşlarım. A ve B şişelerini tamamen doldurabilmek için burası çok önemli. A şişesinde bulunan su kadar daha suya ihtiyaç vardır deniliyor. Şimdi bunun eksik yanı ne? A şişesinin ne kadarı boş? 3V 2K kadarı boş. B şişesinin de V K kadarı boş. Şimdi ben bunları doldurabilmek için Bunlar kadar yani boşluklar kadar hacme, hacme ihtiyacım vardır. 3V e, artı V'den 4V yapar. Hemen onu yazalım. 4V eksi 3K. İşte bu boşluğu ne dolduruyormuş? A şişesinin içinde bulunan su miktarı dolduruyormuş. Yani 2K dolduruyormuş. O zaman at kardeşim eksi 3K'yı karşıya. 4V eşittir 5K gelsin. Daha sonrasında da buradaki V'yi artık sen 5X seçebilirsin. K'yı da 4X tabii ki seçebilirsin. Şimdi Bizden istenen B şişesinin kaçta kaçı dolu olduğu artık kolay. Çünkü V'yi biliyorum 5X. K'yı biliyorum 4X. 5X'lik şişenin 4X'i doluysa demek ki 4X bölü 5X'i doludur. Yani 4 bölü 5'i doludur diyeceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı tabii ki. Ve devam ediyorum. Fasikülümüzün 130. sorusu 17. testin ikinci sorusuyla. Aralarında 6 km mesafe bulunan A ve B noktalarından sırasıyla tavşan V1 ile kedi de V2 km bölü saat sabit hızlarla birbirlerine doğru hareket edecekler. Tavşan kediden 15 dakika önce hareketine başlamış ve toplamda 20 dakikada B noktasına gidip A noktasına geri dönmüştür. Şimdi sabit hızla hareket ediyordu. B'ye gitti ve geri A'ya döndü. Toplam hareketi de 20 dakika sürdü. B'ye gidip A'ya dönmesi toplamda 12 kilometredir. 12 kilometre yol yapmış. Ne kadar sürede? 20 dakikada. O zaman 60 dakikada ne kadar yol yapardı? 3 katı. 3 katı 36 kilometre yapar. Demek ki bizim bu tavşanımız, tavşanın hızı V1'di biliyorsun. V1 neymiş? 36 kilometre bölü saatmiş. Çünkü ben şu an neyi buldum? 60 dakikada aldığı yolu buldum. Yani saatte yaptığı yolu buldum saatte yaptığı yolu buldum. 36'ymış. Çok güzel. Tavşanın hızı belli. Diyor ki kedi, sağ taraftaki kedi, tavşanın hareketine başladığı andan 45 dakika sonra A noktasına gidip B noktasına geri dönmüştür. Şimdi şurası benim için önemli. Bak diyor ki tavşan kediden 15 dakika önce hareketine başlamış diyor. Şimdi tavşan eğer saat 10'da hareketine başladıysa kedi onu 15 geçe yani 10 çeyrekte hareketine başlamıştır. Ve diyor ki kedi tavşanın hareket edile başladığı andan 45 dakika sonra. Şimdi şundan 45 dakika sonrası ne yapar? 10.45 yapar. İşte kedi şurada başlamıştı yola 10.15'te. 10.45'te sevgili arkadaşlarım A'ya gidip B'ye geri dönmüş. Yani tüm hareketi kaç dakika sürmüş? 30 dakika. Yani 30 dakikada gençler 30 dakikada ne kadar yol yapmış? Yine 12 kilometre yaptığını söyleyebilirim. 2 katı 60 yapar. 60 dakikada da 2 katı 24 kilometre yapar. Ve kedinin hızı da 60 dakikada 24 kilometre olduğuna göre saatte 24 kilometredir. Demek hemen yazdım. Kedi de V2'ydi hızı. Bu da 24 kilometre bölü saatmiş sevgili arkadaşlarım. V1 artı V2 sorulmuş. 36 ile 24'ün toplamı 60 yapar. Cevap da budur. Evet ne demiştim? 1. ve 2. soruya dikkat ediyorsun. Bir de 5 ve 6. sorulara dikkat edeceğiz. Ama bu demek olmuyor ki 3. ve 4. sorular çöp. Yalan öyle bir şey yok. Bu kitaptaki hiçbir soru çöp değil arkadaşlarım. Çok güzel sorular sadece benim hissiyatıma göre ÖSYM'de karşına çıkabilecek sorular işaret ben sana. Üçüncü sorumuzu çözmeye başlayalım. Bak 10 numara 5 yıldız bir soru. Şimdi bunu çöz diye herhangi birine verirsen tamam mı? Herhangi biri herhangi bir çözüm yapabilir. Yani birbirinden farklı envai çeşit çözüm çıkar arkadaşlar. Ben size bu, bu tarz soruları nasıl çözebileceğinizi net bir şekilde anlatıyorum şimdi. İyi dinle. Bir işçi aldığı maaşın 1 bölü 5'ini nereye veriyormuş arkadaşlar? Mutfak masraflarına veriyormuş. Diyor ki kalan maaşının yarısı. Kalan maaşının yarısı nereye gidiyormuş arkadaşlar? Kalan maaşının yarısı ev kirasına. Kalanın yarısı. Yarısı ne demek? 1 bölü 2'si. Nereye gidiyormuş? Kiraya gidiyormuş. Bunu da yazdınız. Ve geriye kalanın. Kalanın. 3 bölü 4'ü de mutfak masraflarına gidiyormuş. Tamam. Ve diyor ki geriye 1500 lirası kalıyor bu adamın. Bunu da birikim yapıyor diyelim. Tamam. Peki şimdi 1 bölü 5'ten bahsediyoruz. 1 bölü 2'den bahsediyoruz. 1 bölü 4'ten bahsediyoruz. Sadece payda kısımlarını işaretledim. Çünkü payda kısımlarının ortak katı kadar bir maaş olsun diyeceğim ben şimdi. Yani 5, 2 ve 4'ün ortak katı 20K kadar bir maaş olsun. Bu 20K'nın gençler Hemen şöyle gösterdim. Ne kadarı mutfağa gidiyor? Önce mutfak masraflarını halledelim. 1 bölü 5'i yani 4K'sı mutfağa gitti. Geriye ne kadarı kaldı? Tabii ki 16 kas. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar şöyle gösterdim. 16K'nın yarısı nereye gidiyor? Kiraya gidiyor. O zaman kiramız ne kadardır? 8K'dır. Ve yarısı gittiğine göre 8K geriye maaşımız kaldı diyebiliriz. Hatta onu da yine bozmayalım. Kırmızıyla gösterelim. Ve sonrasında bunu da Devam ettiriyorum. Diyor ki 3 bölü 4'de mutfak masrafı ne? Bunun 3 bölü 4'ü ne yapar? 6K yapar. 6K'sı da e, mutfak. Şurası zaten mutfaktı. Şurası faturaymış arkadaşlarım. Kusura bakmayın. Bak. Şurası faturaymış. Ben mutfak diye okudum. Kusura bakmayın. Faturaymış şurası. Şurası da o zaman faturay olur. Kusura bakmayın. Pekala. Şimdi. Geriye ne kadar kaldı 6K'sı gidince? 2K'sı kaldı. İşte bu 2K gençler. 2K 1500'müş. Bu cepte mi? Cepte. O zaman biz bu adamın maaşını da tabii ki bulabiliriz. 20K. E bunun 10 katı yani adamın maaşı 15 bin liraymış. Pekala. Şimdi bu adamın maaşına diyor %10 zam gelecek diyor. 20, 15 bin lira maaşı vardı. 15 bin lira maaşı vardı. Bunun %10'u 1500'dür. 1500 zam gelirse adamın yeni maaşı 1500. Şimdi 1500'ün 1500'ün 1 bölü 5'i mutfak masrafına gidecek. Ama ondan önce şurayı bir okuyalım kirasına %30 zam yapılmış. Hayda. İşte böyle maaşa zam e kiraya da zam. Güzel. Şimdi maaşına zam geldi %10 ama kiraya %30 zam geldi. Mutfak ve fatura masrafları Allah'tan değişmemiş ama bir sonraki ay bunun da garantisi yok gençler. Buna göre son duruma göre maaşını alan işçi tüm ödemelerini yaptıktan sonra maaşından geriye kaç lirası kalmıştır? Şimdi 1500 lira kalıyordu ya bakalım kıyaslayalım ne kadar kalacak. Şimdi arkadaşlar 4K'sı mutfak masrafıydı. 2K 1500 ise 4K 3000'dir. Bunun 3000'ini ben mutfağa harcadım ve geriye kaldı 13500. Şimdi şuraya bakıyorum. 8K kirası vardı bu adamın. 8K kirası vardı. Bu 8K'ya %30 zam gelecek. %30 zamlı hali 13 bölü 10'dur. Ve gençler burayı çarparsanız 8 kere 13. 104 yapar. 10'a böldüm. 10,4K geldi. K 750 idi. O halde ben derim ki 10,4K nereden 750 idi? 2K 1500 ise K 750'dir. 10,4 ile ben 750'yi çarpacağım. 0 gider virgülü kaydırırım. 104 çarpı 75'i bulacağım. Tamam mı şimdi? Hadi bulalım. Şimdi 5 kere 104 bize... 520'yi verir. 7 kere 104 de 728'i verir. Hemen yazdım bu şekilde. Bunu toplarsak arkadaşlar şurası 0 geldi. Hemen ben şuraya toplayayım bunu ya da bunu biraz yukarı kaldıralım şöyle. Aynen. Şuraya da artıyı koyalım tekrardan. 0 0 52 daha 7 ama 8 yaptı şuradan itibaren ve burası da ne geldi? 7 geldi. Yani kirası yeni kirası 7800 liraymış. O fiyata da kira kalmadı ama neyse. Şimdi 7800 lirası da nereye gitti? kiraya gitti. Ve 6K'lık faturası değişmiyormuş. E, K750 idi çarparsak sevgili arkadaşlarım. Ya da şunun 3 katını alırsanız 4500'de nereye gidecek? 4500'de faturaya gidecek. Şimdi bu adamın 13500 lira parası kalmıştı. 7000 lira daha harcarsa 6500, 800 daha harcarsa 5700. Değil mi? 5700'den de faturalara gitti. 1200 lirası kaldı. Hayır uğurlu olsun. Cevap B seçeneği olacak. Evet gençler Adamın e, 1500 lirası birikebiliyordu aylık bu kadar. Maaşına zam yapılmasına rağmen artık 1200 lira biriktirebiliyor. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Yaşları toplamı ile yaşları farkının farkı 28 olan Burak ve Kadir. Şimdi Burak varmış. ki cümle de çok karışık değil mi? Burak ve Kadir var. Yaşları toplamıyla yaşları farkının farkı. Şimdi ben Burak A yaşında, Burak B yaşında diyeyim. Yaşları toplamıyla yani A artı B ile yaşları farkı. Yalnız hangi yaş var? Yani Burak mı Kadir'den büyük yoksa Kadir mi Burak'tan büyük bilmiyoruz. E, aşağıdaki konuşmalar geçmiş. Kadir diyor ki sen benim yaşıma geldiğinde yaşlarımızın toplamı X olur. Şimdi öncelikle Kadir böyle bir cümle kuruyorsa sen benim yaşıma geldiğinde diyorsa demek ki Burak daha küçük. Peki burada Burak Kadir'den daha küçük A küçüktür B dedim. Yaşları toplamı A artı B'dir. Yaşları farkı da b eksi a'dır. İşte bunların farkı gençler bunların farkı 28'miş. Şimdi o zaman a artı b dedim. Eksi b artı a dedim. Eşittir 28 oldu. Buradaki artı b ve eksi b birbirini götürdü. Ne kaldı? 2a. 2a eşittir 28 ise a eşittir 14'tür. Hayırlı uğurlu olsun. Buran yaşını bulduk. Şimdi Burak 14 yaşındaymış. Ve Burak diyor ki sen ben senden y yaş küçüğüm diyor. O zaman Kadir kaç yaşındadır? 14 artı y yaşındadır. Şimdi sen benim yaşıma geldiğinde yaşlarımızın toplamı x olur diyor ya. Şimdi Burak Kadir'in yaşına gelecekse 14 artı y yaşına geçmiştir. Yani y yıl geçmiştir. o zaman bu da buna da y yıl işleyecek. 14 artı 2 y yaşın olacak. Ve işte bunların toplamı x'miş. Yani 28 artı 3 y bize x'i veriyormuş. Ben bunu bu tarafa gönderirsem x 3 y'nin 28 olduğundan bahsedebilirim ki x artı y'nin de bize 52 olduğu bilgisi verilmiş. O halde alttakinden üsttekini çıkaralım. Alttakinden üsttekini. 52'den 28 çıktı 24. Y'den eksi 3 y çıktı 4 y. X'ten x çıktı 0. Yani y kaçmış arkadaşlar burada 6. Y 6 ise Kadir kaç yaşında olur? 14'e 6 ekledim 20. Bizden ne isteniyor? Kadir kaç yaşındadır? Demek ki Kadir 20 yaşındaymış. O halde cevabımız D şıkkı olacaktı dedik. Ve devam ediyorum 5. sorumla. 5. soru çok ama çok tatlı bir MSÜ sorusu. Bak, TYT'de böyle bir soru karşına çıkmayabilir ama MSÜ'de çok, çok oturur yani çok oturur arkadaşlar. Tamam tam bir MSÜ sorusu. Yukarıdaki tabloda bir elektronik mağazasında satılan ürünler ve hediyeleri gösterilmiş. Mesela kamera alırsan mikrofon hediyesi varmış. Mikrofon alırsan klavye hediye diyorlarmış. Klavye alırsan mouse hediye, mouse alırsan hediyesi yok. Yalnız bu şöyle değil ha. Kamerayı aldım mikrofon hediye edildi mikrofonu da almış oldum o zaman yanında bir de klavye bir de mouse verecekler böyle bir şey yok. Hediyenin hediyesi olmaz arkadaşlar tamam mı? Şimdi bir ay içerisinde ha bu arada ne yazmıştık ha mouse alan müşterilere hediye verilmemekte bir ay içerisinde bu mağazaya gelen her müşteri yalnızca bir ürün satın almış. Eyvallah bir ayın sonunda mağazanın stoklarından 17 tane kamera eksilmiş 17 kamera eksilmiş 39 tane mikrofon eksilmiş. Daha sonrasında 40 tane klavye eksilmiş, klavye ve 23 tane de mouse eksilmiş. Tamam? Buna göre bu ay içinde mağazaya kaç müşteri gelmiştir diye soruluyor. Şimdi her gelen her müşteri mutlaka bir ürün almış ve bir tane ürün almış yani. Şimdi o halde tersten başlıyorum bak. 23 tane mouse gitmiş, değil mi? Ya da şöyle diyelim. 17 tane kamera satıldıysa 17 tane de mikrofon hediyesi vardır. 17 mikrofon hediyedir arkadaşlar. E ama stoktan ne kadar eksilmiş? 39 mikrofon. Demek ki 22 tane, 22 tane mikrofon satılmış arkadaşlar. 22 mikrofonun da 22 tane klavye hediyesi vardır. E 40 tane klavye eksilmişti. Demek ki 18 tanesi satılmış. 18 tanesi satıldı. 18 tane klavyenin 18 tane mouse hediyesi vardı. Demek ki ama 23 tane eksilmiş demek ki 5 tane de mouse satılmıştır diyeceğiz. Şimdi hangileri satılmıştı? 22 mikrofon, 18 tane klavye ve 5 tane mouse satılmıştı. Bir de tabii en başta 17 tane kamera satılmıştı. Gelen müşteri sayısını bunları toplayarak bulabilirim. 17, 22 daha 39, 5 daha 44, 18 daha 62 yapar. O halde doğru cevabımız da E şıkkıdır deriz. Çok güzel bir soru. Tam ama tam tadında... Yani böyle zorluk seviyesi MSU'den ne bir tık eksik ne bir tık fazla. Tam anlamıyla bir MSU sorusu aklında bulunsun. ÖSYM sever böyle soruları. Altıncı soru. Yaş ortalamasının X olduğu Y kişilik bir topluluktan önce Ahmet ayrılmış. Ahmet arkadaşımıza bay bay. Şimdi yaş ortalaması X'miş. Yaş ortalaması ortalama diyelim. Daha sonrasında kişi sayısı diyelim. Yaş ortalaması X olan kaç kişilik Y kişilik bir topluluğun yaşları toplamı kaçtır? X çarpı Y'dir. Ahmet gruptan ayrıldıktan sonra tabii Y eksi 1 kişi kalıyor bunlar. Ve grubun yaş ortalaması, topluluğun yaş ortalaması X eksi 1 oluyor. Güzel. Şimdi şöyle diyebilir miyim? Ahmet ayrılınca grubun yaş ortalaması düşmüş. Demek ki Ahmet bu gruba fazladan yaş sağlıyormuş. Ahmet'in yaşı büyükmüş ki ortalamadan Ahmet ayrılınca yaş ortalaması düşmüş. Demek ki Ahmet'in yaş ortalaması, Ahmet'in yaş ortalaması ortalamadan daha büyükmüş. Topluluktan Ahmet'ten sonra bir de Yılmaz ayrılıyor. O halde grupta kaç kişi kalır? Y 2 kişi kalır. Ve grubun yaş ortalaması bu sefer x 1 oluyor. E grubun yaş ortalaması en son x eksi 1'di. Yılmaz bir ayrıldı yaş ortalaması yükseldi. O zaman Yılmaz'ın yaşı küçükmüş. Yani or neyden küçükmüş? Ortalamadan küçükmüş. Yani Ahmet Yılmaz'dan dolaylı yoldan daha mı büyük olmuş oluyor? Evet. Peki. Şimdi grubun yaş toplamı x çarpı y idi. Ahmet ayrılınca grubun yaş ortalaması, yaş toplamı ne oluyor? x eksi 1 çarpı y eksi 1 oluyor. Ki burası x y eksi x eksi y artı 1'dir. Ve Yılmaz ayrıldıktan sonra da grubun yaş toplamı x artı 1 çarpı y eksi 2 oluyor. Yani XY x y eksi 2 x artı y eksi 2 oluyor. Şimdi arkadaşlar Ahmet ve Yılmaz'ın yaşları farkının pozitif değeri soruluyor bana. Ahmet'in yaşını nasıl bulurum ben? Ahmet'in yaşını şu şekilde bulurum. Ahmet'ten Ahmet ayrılmadan önceki grubun yaş toplamından Ahmet ayrıldıktan sonraki grubun yaş toplamını çıkarırım. Yani x şu alttakini sarıyla işaretlediğimi çıkarırsam eğer x y eksi XY x y eksi x eksi y artı 1 dedim. Bu bana Ahmet'in yaşını verir. Ki burada x birbirini götürecek. Eksi de içeri dağıtırsam x artı y eksi 1 gelir. Bu Ahmet'in yaşı. Yılmaz'ın yaşını nasıl bulurum? Onu da bundan bunu çıkarırım. x gider. Eksi x'den eksi 2 x çıktı. Artı x kaldı. Eksi y'den y çıktı. Eksi 2 y oldu. Birden eksi 2 çıktı. Artı 3 geldi. Yılmaz'ın yaşı da neymiş? x eksi 2 y artı 3'müş. Şimdi Ahmet'in yaşı büyüktü? Yılmaz'ın yaşı büyüktü? Ahmet'in yaşı büyüktü. Yaşları farkının pozitif değerini bulmak için Ahmet'in yaşından Yılmaz'ın yaşını çıkarırım. X'ler gider. Y'den eksi 2'ye çıktı. 3Y. Eksi 1'den 3 çıktı. Eksi 4 geldi. 3Y eksi 4 bize cevabı verdi. O halde doğru cevap C şıkkıdır. Bu da tam anlamıyla bir TYT sorusu. Böyle can yakan, el yakan bir TYT sorusu. Mükemmel bir soru. Yani burada sen hem aritmetik ortalamadan Ahmet'in yaşının ortalamanın yaşından daha yüksek olduğunu, ortalamanın yaşında Yılmaz'ın yaşından daha yüksek olduğunu bulduruyor sana. Ekstradan şurada bir güzel böyle dağıtma işlemleri, çarpanlar ayırma muhabbeti falan da yaptırıyor. Burada aritmetik ortalamayı kullandırıyor. Kazanımlara bak. Ve son olarak da burada Ahmet'in yaşının, Yılmaz'ın yaşından daha büyük olduğunu bildiğin e, bulmanı sağlayacak şeyler veriyor. Ve daha sonrasında yaşları farkının pozitiflerini sorduğu için de bundan bunu çıkarman gerektiğini anlıyorsun. Muhteşem kazanımlara sahip soru. Ben çok beğendim. Bak şunu söylemiyorum. Zor değil. Zor değil. Bana şey demeyin. Hocam bu sorular da çok basitmiş ya demeyin. Tamam. Ben size zaten arkadaşlar bomba gibi birbirinden zor sorular çözüyoruz falan demiyorum. Tamam mı? Ben size şunu söylüyorum. Arkadaşlarım 10 numara 5 yıldız ÖSYM tadında sorular çözüyorum. olay mı? Tamam zaten bunu yapman gerekiyor. Devam. Yedinci soru. İşaretletip işaretletmemek arasında çok kaldığım, işaretleseniz çok güzel olacak, işaretlemezseniz aklımızda kalacak bir soru. En iyisi işaretleyin bence. Bir miktar para 3 kardeş arasında sırasıyla 3 ve 5 ile ters, 6 ile doğru orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor. Şimdi 3 ve 5 ile ters paylaştırılıyorsa demek ki birine k bölü 3 kadar veriliyor, ötekine k bölü 5 kadar veriliyor, diğerine 6k kadar veriliyor. Bak Ters orantı, ters orantı, doğru orantı. Tamam mı? Bu şekilde paylaştırdım. Hatta ben bunların ee, çevirebilirim. Yani 3 ve 5'i burada ortadan kaldırmak için 15 çarparım. Derim ki burası 5K'dır artık. Burası 3K'dır artık. Ve burası da 90K'dır. Ha, şu bayağı bir iyi pay almış ha. Şu var ya. Var, deli divane pay almış bu. Güzel. Peki. Sonra. Sonra. En fazla parayı alan kardeş şu çok para alan var ya zengin. Diyor ki parasının 4 bölü 9'unu diyor kardeşlerine herkesin parasıyla orantılı olarak paylaştırıyor. Ay canım benim ya. Bak kıyamamış kardeş ya işte. Kan çekiyor kardeş. 90K'nın 4 bölü 9'unu dağıtmış. Yani 40K'sını dağıtmış. 40K'sını dağıtırsa kendinde 50K kalır. Güzel bence adil. Adil olabilir yani. Şimdi 40K'sını nasıl dağıtıyor? 5 ve 3 ile orantılı dağıtıyor. Yani bu 40K'yı toplam 8 eşit birime bölüyor. Ki her bir birim 5K yapar. Her bir birim 5K ise buna 5 tane veriyor. Yani 25K veriyor. Bunun parası ne olur? 30K olur. Diğerine de 5 kere 3K'dan 15K veriyor. Bunun da parası 18K olur. Çok adil değil. Belki şu kardeş çok küçükse olabilir. Tamam mı? E son durumda kardeşlerin aldığı paralar hangi sayılarla doğru orantılıdır diye sorulmuş. He tamam basit. 30-18-50 yok mu şıklarda? Kardeşim bunların hepsi ikiye bölünüyor. 15, 9 ve 25. Hangi şıkta var? 15, 9 ve 25. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak sevgili arkadaşlarım. Sırasıyla diye bir şey sormamış. Hangi sayılarla orantılı olur diye sorulmuş. İsterse buraya 9, 15, 25 yazar. Hiç fark etmez. Cevap A şıkkıydı. Ve devam ediyorum. 8. soruyla bu da benim son sorum. Aynı zamanda daha öncesindeki testler, testlerin birisinde sorulan bir sorunun sevgili arkadaşlarım farklı bir versiyonu. ÖSYM tarzı mı? Değil. Yani şöyle karşına çıkar mı ÖSYM'de? Çok daha hikayeli versiyonu çıkar ama bu net hesaplamaları durumunda senin işine yarayabilecek kazanımlara sahip bir soru. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinle yine. 4 tane yanlışın bir doğruyu götürdüğü 30 tane soruluk bir sınavda Ömer'in 13.75 neti var. Buna göre Ömer'in Ömer doğru cevapladığı soru sayısının alabileceği değerler toplanır. Ömer'in en az kaç tane doğrusu olmalı? 14. 14 tane doğrusu varsa bir tane yanlış olmalı ki 13.75 net yapsın. Veya Ömer'in 15 tane doğrusu varsa 5 tane yanlış olmalı ki 13.75'e düşsün net sayısı. Tamam mı? E tamam bak bir tane doğruyu arttırınca 4 tane yanlış arttırmam gerekiyor. Çünkü 4 yanlış bir doğruya eşit değil mi? O halde 16 doğrusu varsa 9 tane yanlışı vardır. 17 tane doğrusu varsa 13 tane yanlışı vardır. 18 tane doğrusu varsa 17 tane yanlışı vardır diye devam etmenin lüzumu yok. Çünkü toplam 30 soru vardı ya. Bunların toplamı 30'u geçemez. Ve en son şuraya bakıyorsun 30 soru yapıyor. Demek ki Ömer'in yapabileceği doğru sayıları bunlar. Bunların toplamı sorulmuş bizden. 14 ile 17 topladım 31. Burası da 31 yapar. Toplamda 62 bana cevabı verir. Evet gençler arkadaşlarım artık videomuzun sonuna geldik. Ve ben çok yoruldum. <laughs> Eğer sürçü lisan eylediysem affol arkadaşlarım. Yani kusura bakmayın gerçekten. Ciddi anlamda yorgundum ama bütün enerjimi topladım. En son çayımdan da bak bu kadar içmişim. Bütün enerjimi topladım. Karşına geldim. Sesim el verdiğince, enerjim el verdiğince sana dersini anlattım. Artık yapacak bir şey yok. Ee, sürçü lisan eylediysem arkadaşlar. Evet sonraki videomuzda yani 18. testte görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.